Bir canlı bağlantıya, canlı yayına geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'da, malum Zagreb'de bir konuşma yapıyor ya da açıklama yapıyor. Masada birbirlerini komşu gören iki dost ve müttefiktir. Türkiye ve Hırvatistan aralarındaki güçlü dostluğun gereğini en zor zamanlarında yerine getirmişlerdir. Önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Hırvatistan'da geçen yıl ülkemizdeki orman yangınlarında bir söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koymuştur. Bugünkü görüşmelerimizde bu anlayışla ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Nitekim 3 anlaşma bugün burada imzalandı. Bölgemizdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. Ve her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazandı. Tabii 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de yine etraflıca değerlendirme imkanımız oldu. Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık %41 artıştır bu. Fakat biz bunu tabii çok daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu ivmenin bu yılın ilk 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon doları aştığını görüyoruz. 2016 yılındaki ziyaretimde belirlemiş olduğumuz 1 milyar dolar hedefini bu yılın sonunda rahatlıkla geçeceğimiz anlaşılıyor. Bu rakamı önümüzdeki dönemde önce 2'ye katlayacağımıza, ardından da 5 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisi memnuniyet verici düzeydedir. Şirketlerimiz enerji, müteahhitlik, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli projelere imza atıyor. Hırvatistan'ın ilk jeotermal enerji santrali, ülkenin en büyük stratejik altyapı projelerinden biri olan Krijevski, Koprivnica, Botovo demir yolu projesi ve depremden zarar gören Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı binasının tadilatı Türk firmalarınca üstlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na gerek kendisinin gerek Hırvat makamlarının firmalarımıza duydukları güven için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Böylelikle tüm Avrupa'ya ve dünyaya beraberce önemli bir mesaj vermiş olacağız. İslam Kültür Merkezi'nin inşasına Hırvatistan'ın verdiği destek için değerli meslektaşım, mevkidaşım Milanoviç'e çok teşekkür ediyorum. 2 ayrı operasyonda Hırvat gümrük makamlarınca yakalanarak geçtiğimiz Kasım ve Mart aylarında Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek işbirliğimiz de takdire şayandır. Değerli basın mensupları, bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması ve güçlendirilmesi için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kere daha vurguladık. Bu maksatla Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk. Bosna Hersek noktasındaki diyaloğumuzun seçimden sonra
daha geniş anlamda devamı konusunu özellikle görüştük. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma, eşime ve tüm heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum. Ziyaretimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zahvaljujem obojici predsjednika. Imamo vremena za dva pitanja, pa ću vas moliti najprije birkaç soru için vaktimiz var. Medya, öncelikle Hırvatistan'dan gelen soruları dinleyelim. Buyurunuz. Net TV televizyondan ben de her iki Cumhurbaşkanı sorunum olacak. Bosna'yı konuşmuşsunuz, oradaki seçim dönemini konuşmuşsunuz ve oradaki parlamenter seçimleri konuşmuşsunuz. Evet, burada Hırvatistan ve Türkiye'nin görüşü aynı değildir. Çünkü Hırvatistan yüksek temsilciden özellikle seçim sürecinde bir müdahale edilmesi gerektiğini söylediniz. Siz de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da böyle bir şey olmamalı diye söylediniz. Çünkü böyle bir girişim olsa o zaman Bosna Hersek'teki iç meselelere müdahale karışmış gibi görünür. Peki eğer yüksek temsilci bu seçim döneminde karışırsa ve orada müdahale ederse nasıl bir görüşünüz olacaktır? Teşekkür ediyorum. Uočila je cijela javnost. Već više od godinu dana pokušavamo. Evet, vlada, bunu fark etmişsiniz. Aslında son bir yıldır ben anlatıyorum. Bazen belki koordineyle anlatıyorum veya bazı haksızları özellikle Dayton anlaşmasının uygulanmaması konusunda biraz çekinceler vardır ve şunu belirtmek istiyorum. Yani burada özellikle bölüm yani bir yükümlülükleri yerine getirmek konusunda biraz farklı düşüncelerimiz var. Ben burada aslında bizim bildiğimiz ve sürekli bahsettiğimiz şeyleri söylemeyeceğim. Çünkü hükümet yetkileri paylaşımı çok çok önemlidir. Biz sürekli şunu diyoruz. Hırvatlar üç kurucu milletlerden biri ve oradaki sorunları sadece kurucu milletler arasında çözülebilir. Şu anda Bosna Hersek'te aslında böyle bir durum söz konusu değil. Burada yüksek temsilcinin rolü ne baktığımızda ben biraz farklı söylüyordum. Çünkü arada özellikle yüksek temsilcinin yani nasıl bir şekilde seçildiğini bir konusu var. Çünkü böyle bir şey eğer sorgularsak bir tarafta Sayın Dodik vardır. Çünkü o bildiğiniz gibi yüksek temsilcinin kovulmasını istiyor ülkeden. Biz de biz bunu duymak istiyoruz. Bize anlatılmasını istiyoruz. Bunu neden böyle bir şey yapmak istediğinizde. Çünkü bu sene Haziran ayında NATO toplantısında ben de Hırvatistan adına ben de özellikle hükümetin görüşü olarak ben de yüksek temsilcisiyle ilgili şunu söylediğim, eğer yaşıyorsa o zaman kendi yetkileri kullanacaktır ve kullanmalıdır. Bence çok şey olmayacağını düşünüyordum. Fakat bir şeyler yaşandı ve çok geç zamanda yapılmıştır ve ülkede bir sürü karışıklıklara neden olmuştur. Şu anda bu kişi geri çekildi ve ne olduğunu çözmüş değilim. Çünkü bazı konular üzerinde eğer geç müdahale edersiniz veya geç bir şey yaparsanız o zaman birçok anlaşmazlıklara neden olur. Ben aslında elimden gelen her şey yaptım. Ben de özellikle Bosna Hersek'teki seçimle ilgili birçok unsuru anlatmaya çalıştım. Bilmiyorum. Yüksek temsilci ne yapacağını bilmiyorum. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. Bir şey yaparsa ben şunu derim. Ben mutlu olacağımı söyleyeceğim. Benim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benim görüşüm
farklılığı budur. Fakat bence daha çok diyaloğa ihtiyacımız var. Sadece protokol şeklinde değil, detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü kendi sorunlarımızı, kendi çekincelerimizi dile getirmemiz lazım. Çünkü Türkiye bundan sanki çok farkında değildir gibi geliyor. Çünkü biz eğer fonksiyonel bir Bosna Hersek bekliyorsak Hırvatistan'ın da iyi olacaktır ve Bosna Hersek'in Hırvatistan'la birlikte iyi olmasını isteriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii Bosna Hersek'le ilgili olarak Bosna Hersek ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede de bu iş tabii sıkıntı itibariyle nereden geliyor denilirse bana göre Dayton'dan geliyor. Dayton Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Ama o günün şartları içerisinde bunu bizzat rahmetli Aliya'dan dinledim. Başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu dedi ve biz zoraki o zaman bu imzayı attık dedi. Demek ki memnun değil. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Yani üç ayrı entite var. Ve bunların da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı bu liderler kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermeli. Bunun için tabii mekanizmalar var. Bu mekanizmaların içerisinde bizler de varız. Yani Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek. Aynı şekilde Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek. Zaman zaman bir araya gelmek suretiyle özellikle 2 Ekim'den sonra bu süreci bizim uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Bosna Hersek'in birliği, beraberliği, bütünlüğü çok önemli. Çok bedel ödediler. Bundan sonra artık Bosna Hersek daha bedel ödemesin diye temenni ediyorum. Zahvaljujem na odgovorima. Imamo još pitanje Turske novinske agencije. Kolege izvolite. Türkiye tarafından soruları bekliyoruz. Sefa Mutlu. Efendim sorum Sayın Cumhurbaşkanımız olacak. Önümüzdeki hafta bir Özbekistan ziyaretiniz olacak. Muhakkak Vladimir Putin'le de görüşeceksiniz. Putin Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini söyledi. Türkiye'nin BRICS üyeliği konuşuluyor. Bir de yine Putin'in sizi Suriye rejimiyle bir araya getirme çabaları var. Neler söylersiniz? Arkadaşlar onun tabii değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz. Onu temenni ederim. Semerkant'taki görüşmelerde yine basın mensuplarıyla bir arada olacağız. Fakat tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız. Görüşeceğiz. Ve temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım. Tabii hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Ve şu anda Avrupa
bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Ve bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır. Thank you. Zahvaljujem predsjednicima na odgovorima i vama naravno na interesu i dolasku. Teşekkür ediyorum. Verdiğiniz cevaplardan dolayı sağ olun, program bitmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović birlikte bir basın toplantısı düzenlediler. Hırvatistan'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde. Buradan iki haber çıktı, sizlere bunu söyleyelim. Birincisi tahıl koridoru, ikincisi Bosna Hersek'teki seçim sistemi. Tahıl koridoru gerçekten önemli, Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri de öyle. Cumhurbaşkanı kendisine sorulduğunda Özbekistan'a, Semerkant'a gittiğinizde önümüzdeki hafta Putin'le görüşeceksiniz. Burada Putin tahıl koridorunun işleyişinden şikayetçi diye sordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Putin'in tahıl koridorundaki şikayetinin haklı olduğu görüşünde. Şöyle, bu tahıl koridorundan yapılan sevkiyat sürekli Ukrayna'nın yaptığı sevkiyat, böyle değil aslında anlaşma. Rusya'nın da kendi tahılını sevk etmesi gerekiyor. Üstelik Putin'in şikayetinde bir de şu var: tahıl koridorunun üzerinden yapılan sevkiyat yoksul yerlere, ihtiyacı olan yerlere gitmesi gerekirken Rusya'ya ambargo uygulayan, yaptırım uygulayan ülkelere gidiyor. Putin bundan şikayetçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Putin'e hak veriyor. Rus tahılının yine Karadeniz üzerinden, Türkiye üzerinden, tahıl koridorundan çıkarılması, ihraç edilmesi için görüşmeler yapacağını ve Putin'le bunu Semerkant'ta ele alacağını söyledi. Konu bir bu. Konu iki, Bosna Hersek'teki seçim sistemi, bu da çok önemli. Malum bildiğiniz gibi iç savaştan ve Bosna Hersek'te yaşananlardan sonra Dayton Anlaşması imzalanmıştı ve daha sonra bu anlaşma yürürlüğe girmişti. Üç etnisite var: Hırvatlar, Boşnaklar ve Sırplar. Onlar başkanlık konseyinde temsil ediliyorlar ve seçimler yapılıyor. Dayton Anlaşması gereğince atanan Birleşmiş Milletler özel temsilcisi durup dururken bir seçim kanunu teklifi ortaya attı. Bu kanun yürürlüğe girerse mesela bir Hırvat'ın oyu 6 Boşnak'ın oyuna denk gelecek seçimlerde. Buna tabii ki karşı çıkıldı. Bu soru soruldu Hırvat Cumhurbaşkanı Milanoviç'e. Milanoviç çıkarsa seviniriz ama biz hükümet olarak bu konuda bir girişimde bulunmadık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dayton Anlaşması'nın aslında yanlış olduğunu ama mevcut durumda savaşın, iç savaşın ve zulümün sona ermesi için Aliya İzzetbegoviç'in de zamanında buna razı olduğunu bizzat kendisine aktardığını iletti.